Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir video ile tekrar huzurlarınızdayım. Johann Wolfgang von Goethe'nin aforizmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 231. aforizmadayız. Dostların bizimle bizim için yaptıkları da bir yaşanmışlıktır. Çünkü kişiliğimizi güçlendirir ve ilerletir. Düşmanların bize karşı yaptıklarını ise tecrübe etmiyoruz. Sadece algılıyor, reddediyor ve kendimizi ona karşı koruyoruz. Dona fırtınaya, yağmura, kötü havaya karşı veya dışarıdan gelmesi beklenen başka bir zararlara karşı korunduğumuz gibi. 232. Faal doğadan açığa çıkmamış ve yine yaşama iyilik olarak dönmeyecek her yaşam anında muhtelif döngülerle sonsuzca oluşan ve yok olan düşüncelerle dünyaya pek yarar sağlanamaz. Faal doğadan açığa çıkmamış ve yine yaşama iyilik olarak dönmeyecek her yaşam anında muhtelif döngülerle sonsuzca oluşan ve yok olan düşüncelerle dünyaya pek yarar sağlanamaz. 233. Canlı, maharetli, pratikte daima doğrudan hedefe yönelik işleyen akıl yeryüzündeki en harika şeydir. 234. Bütün pratik insanlar dünyayı kolay yaşanır hale getirmeye çalışır. Düşünürler ise kolay düşünülür hale halde isterler. Her biri bunu ne kadar başarır siz karar verin. 235. Bilmek yeterli değildir. Uygulamak da gerekir. İstemek yeterli değildir. Yapmak gerekir. 236. Neyin nasıl yapılacağını aşağı yukarı bilmek için kaç sene yapmamak gerekir? 237. İçsel etkinliğimin tümü bilinmeyen, sezilen bir kuralı kabul ederek onu dış dünyada bulmaya çalışan, ve dış dünyaya sokmaya çalışan canlı bir deneme yanılmaymış. İçsel etkinliğimin tümü bilinmeyen, sezilen bir kuralı kabul ederek onu dış dünyada bulmaya çalışan ve dış dünyaya sokmaya çalışan bir canlı canlı bir deneme yanılmaymış. 238. Taşı Perese'ye göre yerleştir. Perese'yi taşa göre değil. 239. Aradıklarının nerede olduğunu bilseler de aramazlardı. 240 Bir şeyin nerede olduğunu bilebilmek için onu bulmuş olmanız gerekir. Bir şeyin nerede olduğunu bilebilmek için onu bulmuş olmanız gerekir. 241 Anlamadığınıza sahip değilsiniz. 242 Düşünmek bilmekten daha ilginçtir ama seyretmekten değil. 243. Basit seyir, dünyevi şeylere doğru bakış, genel insan aklının mirasıdır. İçin ve dışın safi seyri çok nadirdir. 244. Kimisi pratik anlamda, fiiliyatta açığa çıkmaktadır. Kimisi de simgesel, bilhassa matematikle, sayılarla ve formüllerle konuşmayla, öz kaynaklı, mecazi, dehanın edebiyatı olarak insan aklının deneyimselliğinde açığa çıkar. 245 Doğa kendisine o kadar özgürlük tanımış ki bizim onu bilgi ve bilimle algılayabilmemiz veya onu köşeye sıkıştırabilmemiz imkansızdır. Doğa kendisine o kadar özgürlük tanımış ki bizim onu bilgi ve bilimle algılayabilmemiz veya onu köşeye sıkıştırabilmemiz imkansızdır. 246 Kendim kurtarmak için bütün mevcudatı birbirinden bağımsız olarak seyrediyorum ve onları zorla yalıtmaya çalışıyorum. Sonra onları korelatlar olarak seyrediyorum ve onlar nihai bir yaşam olarak bana bağlanıyorlar. Bunu özenle doğaya mal ediyorum, ama en yeni, etrafımızda hareketlenen, dünya tarihi bağlamında da bu bakış açısı verimlidir. 247. Her zaman gözlerimiz hayal etme biçimlerimizdir. Doğa ne istediğini, ne istemiş olduğunu kendi bilir. 248. Doğayı ve kendini araştırmak hoş bir uğraşıdır. Ne de olsa, ne, ne ona, ne de ruhuna işitte duygulamak. ikisini de zarif dönüşümlü etkilerle birbiriyle dengeye koymak esastır. 249. Temel olmayan sonsuz bir icraatın seyri kadar feci bir şey yoktur temel olmayan sonsuz bir icraatın seyri kadar feci bir şey yoktur. Ne mutlu kendisini pratik yola adamış olana ve adamasını bilene. Bunu yapabilmek ise iki kat yetenek gerektirir. Evet sevgili seyircilerim. Göte'nin aforizmalarında 249. aforizmaya da nokta koyduk. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek esen kalın. Bilgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.